Sivas'ta son model inşaat teknoloji ürünlerini kullanan sektörün öncü firması Gökdelen İnşaat'a konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Sivas'ta kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Sivas merkezde bulunan Gökdelen İnşaat firmasına konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi Niyazi Bey bulunuyor. Niyazi Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi kısaca geldiniz. Bir tanıyabilir miyiz? Ben Niyazi Yalçın, 1960 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Mutlu ve güzel bir yuvamız var. Peki biraz da inşaat çalışmalarınızla bahsedeyinelim istiyorum. İnşaat, neler yapıyorsunuz? Kaç projeden oluşuyor? İnşaatta faaliyetlerimiz, resmi taahhüt işleri yapıyoruz. Aynı zamanda özel yapsat yapıyoruz. Ve buna mukabil yılda 40-50 daire civarında yapsat yapıyoruz. Aynı zamanda Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni biz yaptık orada. Çok güzel, büyük bir şantiyemiz vardı. Ciddi bir emek verdik orada. Ve özel idare ve Salih Ayhan beyefendi de bizi takdir etmiştir orada. Şu anda yeni projelerimizde 140 daire üzerinde bir yeni projemiz var. Muhtemelen Haziran gibi falan başlamayı düşünüyoruz inşallah. Projeler tamamıyla bittikten sonra satış işlemi gerçekleşiyor değil mi? Öyle de yapıyor, evet. Temelden de inşaat başladığımız etapta da satabiliyoruz. Ama projeler bittikten sonra, bina bitti. Bittikten sonra zaten muhtemelen satıyoruz yani. Peki ev almak isteyenlere nasıl kolaylık sağlıyorsunuz? Onları biraz detaylı anlatalım istiyorum. Evet, ev almak isteyenlere şöyle kolaylık sağlıyoruz. Tabii bu firmaya da şey değişiyor yani, güven farklı olay. Bizim de o konuda çok şükür iyi bir şeyimiz var burada, prestijimiz var. Başladığımızda kesinlikle bizim müşteriler, bir müşteri memnuniyeti var ya, müşteri kesinlikle satışta bir şeyimiz olmuyor yani. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim, buraya kadar zahmet ettiniz. Çok memnun oldum. Evet sevgili izleyenler, Sivas'ta bulunan Gökdelen İnşaat firmasına konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?